Merhaba arkadaşlar. Tuğba ben sosyal çalışmacı. Bugün esrar bağımlıdan konuşacağız. Esrar bağımlılığı Esrar öncelikle nedir? Bundan konuşalım. Esrar dünyada en çok yasa dışı kullanılan maddedir arkadaşlar. Yasa dışı yollarla kullanılmaktadır genellikle. Esrarın en eski formu haşhaş denilen bitkinin çiçek kısmı ya da yaprak kısmı kurt olarak sigara biçiminde içilmektedir. Ve genellikle kişiler bağımlı ilk önce esrar kullanımıyla başlıyorlar genelde halk arasında Esrar ottur bağımlık yapmaz gibi inançlar vardır Bunlar kesinlikle yanlıştır arkadaşlar Esrar Tabii ki de bağımlık yapabilir Onun haricinde esrarın yoksunluk belirtilerinden başlayalım madde içilmeyi bıraktıktan sonra bir hafta içinde Ortaya çıkmaktadır en az birkaç ay devam etmektedir hani madde kullanılmadığı takdirde esrar yoksunluğu belirlerinden bahsedelim isterseniz kişide öfke gerginlik ya da saldırganlık durumu oluşabiliyor aşırı stres ya da endişe durumu olabiliyor uyku bozuklukları olabiliyor, e, yeme bozuklukları olabiliyor, e, huzursuzluk ya da yorgunluk hissi, e, depresif ruh hali, e, karın ağrısı, ateş, titreme, terleme gibi bedensel değişimler olabiliyor. E, odaklanmada sorunlar yaşanabiliyor. E, kişiler soğuk soğuk terleyebiliyor. E, mide sorunları olabiliyor. E, madde kullanım isteği artabiliyor. E, bu belirtiler başlangıçta hafif bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Kişiler ilk etapta bunları fark etmemektedir. Hani Normal e, kendi yaşantısıyla ilgili bir e, sorun olduğunu düşünebilmektedir. E, yoksunluktan kaynaklı olduğunu düşünmemektedir birçok kişi. E, daha sonra şiddetlen, şiddetlenerek bu yoksulluk belirtileri artmaktadır. E, bu durumda bağımlı kişiye göre değişebiliyor. E, septomlar ağır ya da e, tehlikeli olmayabilir. Fakat huzursuz edilir olabilir hem biri için hem aile için. Esrar bağımlı süresi ne kadar uzun olursa yoksunluk belirtileri de o kadar ağır görülebiliyor arkadaşlar. Esrar yoksulluk belirtileri diğer madde bağımlı yoksunluk belirtileri kadar fazla olmayabilir ama madde esrar ne kadar dozu arttırıldığı takdirde yoksunluk belirtileri gözlenebiliyor. Ancak yine de esrar kullanmaktan vazgeçen birçok kişi bedensel ya da psikolojik belirtiler yaşamaktadır arkadaşlar. Esrar bağımlılığının vücutta nasıl etkileri olur? Esrar kullanımına bağlı ağız kurulu, açlık, gözlerde kızarma, kan basıncının artması ya da alınan miktara bağlı çarpıntılar olabiliyor. En sık görülen etkilerdir arkadaşlar bunlar. Esrar bağımlı kronik kullanımında tolerans düzeyi ve e, sperm sayısında azalma e, görülebiliyor. E, kadınlarda kısırlık e, ve yeni doğum bebeğine düşük doğum e, olması gözlenebiliyor arkadaşlar. Esrarın kişi üzerinde etkisi e, içilecek esrarın gücü içilecek olan kişinin esrardan beklentisinin ne olduğu, beraberinde alınan alkol ya da başka maddenin varlığı ve esrar alış şekli gibi birçok farklı faktöre bağlanmaktadır arkadaşlar. Onun haricinde esrar bağımlılığın huzursuzluk, uykusuzluk, iştahda azalma, kilo kaybı, tahammülsüzlük gibi birçok psikolojik ve fiziksel, fiziksel fizyolojik belirtiler gözlenmektedir arkadaşlar. Esrar bağımlı nasıl tedavi edilebilir? Ee, şöyle arkadaşlar e, kişi öncelikle e, bağımlı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Evet esrar ottur e, herhangi bağımlık bağımlılık e, yapmaz dediği takdirde kişi tedaviye e, kendini e, vermemiş durumunda olabiliyor. Esrar bağımlılığı tedavisinde e, yoksunluk ve destek gibi e, diğer kötüye kullanılan maddelerin tedavisiyle e, aynı e, yola devam ediliyor. E, yoksunluk e, ya hastaneye yatırılabilir ya da e, Genelde e, yatarak tedavi e, daha sağlıklı arkadaşlar. Hani Diğer türlü e, madde çok kolay ulaşılabilir olduğu için e, kişiler e, direkt e, beyinlerinde düşünüyor ve düşünce davranışa gelişiyor. Ve kişi e, sürekli e, bırakmak istiyor ama e, sürekli aşerdiği takdirde kullanım olabiliyor arkadaşlar. E, onun haricinde... Esrar bıraktıktan sonra neler olabiliyor? Bunlardan konuşalım. Devamlı şekilde esrar kullanan bireyler özellikle bıraktıktan sonra ilk 1-2 haftada gerginlik, mutsuzluk, titreme, terleme, ateş yeme bozukluğu, uyku sorunları, mide rahatsızlıkları gibi bazı belirtiler gözlemlenmektedir. Bu durumda kişiler bu belirtileri yaşadığı takdirde madde kullanım isteği artabiliyor. Bu durumda kişiler tedavi yerine, madde kullanımına, esrar kullanımına gidebiliyor. Esrardan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, psikolojik destek burada çok önemli. E, psikoterapi, e, kişiye madde kullanımıyla ilişkili e, sorunlarda, işte bağımlı bireyin yoksullukla nasıl baş etmesi gerektiğini, normal hayatın devam etmesi gibi e, birçok alanda çalışıyoruz. E, Psikoterapi ya da sosyal destek verilebiliyor. Bu süreci uzman biriyle devam ettiği takdirde bireyler eğer dediğim gibi yine kişi eğer bırakmak istiyor mu temiz kalmayı ne kadar çok istiyor aslında her şey burada bireyde bitiyor. Siz tedavi olmak istiyor musunuz? Maddesiz yeni bir yaşam yolunda devam etmek istiyor musunuz? Ben genelde danışanlarıma bunları soruyorum benim anlatmam gerekenler bunlar da arkadaşlar. farklı bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. abone olur ve videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.